Yapay zeka. Herkese merhabalar arkadaşlar. Herkes hoş geldi. Merhabalar. 2025 tarihi hoş geldiniz arkadaşlar. Tek uzam rehberlik uzmanı Rukiye Tuğba Boğa ben. Nasılsınız? Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim arkadaşlar. Sizleri gördüm, daha da iyi oldum diyelim. Yine birlikteyiz. Mehmet Hocam hoş geldin. Rümeysa Hocam, Nihal Hocam, Mualla Hocam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü seminerimiz karma bir seminer. Hem KPSS, hem YKS, hem LGS ile ilgili konuşacağız arkadaşlar. Önemli bilgiler vereceğim. Artık Ağustos ayına geldik. Artık 2025 hazırlıklarımızı ciddi ciddi başlatıyoruz, değil mi? Önce bir tanışalım, kaynaşalım istiyorum arkadaşlar. Nasıl gidiyor yaz tatiliniz? Neler yapıyorsunuz? Kimler hangi bölümlerden mezun? Daha önce sınava girenler var mı? Kimler nerelerden katılıyor seminerimize? Hadi bakalım tanışıp kaynaşalım. Bakalım kimler var aramızda? KPSS stresindeyim hocam. YKS olmadı, mezuna kaldım. O zaman Rümeysa'cığım sen KPSS liseye gireceksin. PDR Mualla hocam çok güzel. Bu yıl mı, önümüzdeki yıl mı? Bu arada arkadaşlar peşin peşin anlaşalım. Bu seminerde vereceğim bilgiler 2025 tayfaya özel bilgiler. O yüzden 24 için sınav hazırlığınız varsa zaten kısa bir süre kaldı. Çalışmalarınıza devam edin. Özellikle ÖABT zaten 3 gün sonra sınav var. KPSS lise ön lisans için 1 ay, 1,5 ay var. O öğrencilerimize bilgilendirme yapmayacağım. Yani seminerde verdiğim bilgi, bahsettiğim sistemin özellikleri 2025 döneminde yeniden çalışmaya başlayan öğrenciler için geçerli. Anlaşıldı mı? Çok güzel. Hem bu yıl girecek olanlar hem önümüzdeki yıl girecek olanlar var. Harika. Peki kimler YKS'ye hazırlanıyor, kimler KPSS'ye hazırlanıyor arkadaşlar? Bir de KPSS'ye hazırlananlar lütfen bölümlerinde yazsınlar, olur mu? Çok güzel. Uluslararası ilişkiler, A grubu var. Okul öncesi var, maliye var, wow çok güzel. PDR var, harikasınız. Çok güzel. Orta öğretim var. KPSS, lise, ön lisans var. YKS yok mu aramızda? Nerede bu YKS'ciler? Ha, YKS var. Sara var. Hümeyra var. Hem KPSS hem YKS hazırlanıyor. Çok güzel. 2025. Çok güzel. Harikasınız arkadaşlar. Şimdi bugünkü seminerimizde nelerden bahsedeceğim biraz bir girizgah yapalım istiyorum. Hepinizi ayrı ayrı tanıdığım için çok mutlu oldum bu arada. Ben de tek uzam öğrenci koçu ve rehberlik uzmanı Rukiye Tuğba Boğa ben arkadaşlar. Daha önce seminerlerime katıldıysanız beni zaten tanıyorsunuz. Belki birçoğunuzla öncesinde görüşmüş dahi olabiliriz. Şimdi bugün özellikle çok gerçekten nitelikli bilgiler vermek istiyorum size. Çünkü güzel bir tarih, tam ayın 1'i, Ağustos ayı artık. Eylül'de biliyorsunuz birçok öğrenci çalışmaya başlıyor, kurslar açılıyor, okullar, dershaneler, kolejler açılıyor. Ve artık Eylül'de böyle bir yığılma oluyor. Yani herkes bir anda bir çalışma isteğine kapılabiliyor. Ama önemli olan zaten kazanan tayfaya baktığınız zaman arkadaşlar erkenden yola çıktıklarını çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. O yüzden ben de istedim ki bugün madem özel bir günse biz öyle bir seminer yapalım ki seminerimizde ders çalışmaya başlamadan önce öğrencilerimiz kendilerini ve sınavları bakalım ne kadar iyi tanıyor ya da tanıyorlar mı, tanımıyorlar mı? Sorumluluklarında nerede kalan zamana, öğrenme yapılarına ve seviyelerine göre nasıl bir çalışma programı hazırlamaları gerekiyor? Bunu biliyorlar mı, bilmiyorlar mı? Ve çok daha fazlasının yanıtını verelim. Ağustos ayına güzel başlayalım. Çalışmaya başlamayan öğrenciler varsa bile gelsin, tek uzamla birlikte kayıt olup çalışmalarına başlasın ve artık o ciddi adımı, artık o gelecek için önemli olan sınav hazırlığı adımını atsın istedik arkadaşlarım. O yüzden eğer herkes hazırsa,
Çayımızı, kahvemizi, suyumuzu aldıysak, not defterimizi ve kalemimizi aldıysak arkadaşlar, seminerimiz başlıyor. Öncelikle diyeceksiniz ki hocam güzel güzel konuştunuz, bizi teste mi alacaksın? Nereden çıktı bu kazanma testi dediğinizi duyar gibiyim. Önce bir bakalım arkadaşlar kimler kendilerini ne kadar iyi tanıyor veya kimler girecekleri sınavı ne kadar iyi tanıyor. O yüzden şu an size 6 tane soru soracağım. Bu 6 sorunun kaç tanesine evet, kaç tanesine hayır diyeceksiniz? Buna birlikte bakacağız arkadaşlar. Ve evetleriniz çoksa, hayırlarınız çoksa neler olacak onlardan da bahsedeceğim. Öncelikle herkes hazır mı? Herkesin dikkati şu anda bende mi? Hazırız, değil mi? Eğer hazırsak arkadaşlar ilk sorumuzla birlikte başlıyorum. Birinci sorum. Verimli çalışma yöntemini biliyor musun? Kendin için en verimli çalışma yöntemi nedir? Bunu biliyor musun? Biliyorum diyenler yöntemi de yazacaklar. Aksi takdirde kabul etmem. Hayır. Çoğunluk hayır. Geliyorum ikinci soruma. Arkadaşlar unutmazınızı biliyor musunuz? Yani öğrendiğiniz bir bilgiyi kaç haftada, kaç günde, kaç ayda, ne kadar sürede unuttuğunuzu biliyor musunuz? Karışık diyenler var, hayır diyenler var. Çoğunluk sanıyorum hayır. Konuya bağlı diyenler var, Tuğba gibi. Biliyorum diyenler var. Eslemcim kaç günde unutuyorsun ve bunu nasıl ölçtün? Çok güzel bilmem. Derse göre değişiyor hocam diyenler var. Tarihi unutmazım fazla. Dediğiniz gibi arkadaşlar o dersin yöntemine yani sayısal dersler ve sözel dersler ya da ilginin çok olduğu dersler, ilginin az olduğu dersler. Daha önce çalıştığın dersler, daha önce hiç çalışmadığın dersler bunlar değişkenlik gösterebiliyor. O yüzden haklısınız. Geliyorum üçüncü soruma arkadaşlar. Durmak yok. Senin için hangi konunun hangi öncelikli olduğunu biliyor musun? Yani X konusu daha önemlidir Y konusundan. Bunu biliyor musun? Biliyorum diyenlerden konu örneği isteyeceğim bu arada. Hemen hemen mesela kaç konudan sorumlu olduğunu bilen var mı içinizde? Mualla hocam İngilizce öğretmeni, özür diliyorum PDR öğretmeni, PDR, YGK eğitim birimleri çok fazla dersi var, çok fazla konusu var. Ya da Tuğba eşit ağırlık öğrencisi, örnek veriyorum bu arada. TYT ve AYT'de çok fazla ders var, çok fazla konu var. Öncelikle arkadaşlar siz kaç tane konudan sorumlu olduğunuzu gerçekten biliyor musunuz? Caner hocam sen A grubusun değil mi? Alan iktisat demiştin galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Arkadaşlar yüzlerce konu hatta yüzlerce alt konu var. O yüzden hangi konu daha önemlidir hangi konudan bunu bir kere bilmeniz gerekiyor mu? Bunu tek başınıza zaten bilmenizin bir mümkünatı yok arkadaşlar. Geliyorum dördüncü soruma. Peki kendinizin odaklanma düzeyini biliyor musunuz arkadaşlar? Yani ne kadar sürede odaklanabildiğinizi ya da odaklanma sorunu yaşıyor musunuz, yaşamıyor musunuz? Bunu bilen var mı? Evet Caner hocam, genel başlıklar biliniyor. Yani maliye, muhasebe, iktisat, hukuk, para banka, dörtlü iktisat, mikro, makro. Ama bunların bir de alt üniteleri var. Yani saysak arkadaşlar gerçekten yüzlerce konu çıkıyor. Yüzlerce. Odaklanma sorunu şu an birçok öğrenci yaşıyor. Günümüzün ortak sorunu arkadaşlar burada branş ve yaş da fark etmiyor. Çünkü artık uyarıcı çok fazla. Hepimizin elinde telefonlar, tabletler, bir arkadaş ortamı, evimiz kalabalık olabilir, zihnimiz kalabalık olabilir, zihnimiz dolu olabilir. Çok normal. Peki arkadaşlar günde kaç saat ders çalışmanız gerektiğini biliyor musunuz? Şu an günde şu kadar saat çalışırsam bütün konuları yetiştirebilirim diyen var mı aranızda? Caner hocam diyor ki 7 ila 10 saat arasında. Peki Caner hocam neden 7 ila 10? Yani bunu neye dayanarak çıkardın bu sonucu? Kesinlikle bak çalışmayı ayırdığın süre ayrı, bir de o süreden aldığın kalite de bambaşka bir konu zaten. Ama neden 7 ile 10 arası? Mesela bunu neye göre hesapladın? Arkadaşlar amaç hiçbir zaman çok çalışmak değil bu arada. Bakın burada karma bir kitle var. YKS öğrencilerime de söylüyorum.
Öğretmenlerime de söylüyorum. A grubu öğrencilerime, KPSS tayfaya da söylüyorum. Hiçbir zaman arkadaşlar bir sınavı çok çalışarak kazanamazsınız. Sınavın kanunu, kaidesi budur diye bir şey yok. Bu sadece öğrencilerin dilden dile efsaneleştirdiği bir bilgi. Biz öyle zannediyoruz ki işte reklamlarda çıkıyor Türkiye birincisi. 200 bin tane soru çözmüş, günde 3 saat uyumuş, hiç arkadaşıyla görüşmemiş, telefonunu kırmış falan gibi. Yani bizim toplumumuzda hep bir fedakarlık, hani bir ödül alacaksan diyelim, şu kupaya sahip olmak istiyorsan hep bir fedakarlık bir vereceksin. Perişan olacaksın, kahrolacaksın, gecen gündüzün birbirine girecek, gözaltın mor olacak. Ancak öyle kazanabileceğini düşünüyorsun ama bu bir efsane arkadaşlar, bu gerçek değil. O yüzden lütfen boş yere 10 saat masaya oturacağım, kalkmayacağım. Kendinizi kasmanızın hiçbir mantığı, hiçbir anlamı yok arkadaşlar. Ve başarılı olmak için günde kaç saat çalışmanız gerektiğini bilmelisiniz. Bu da seviyeyle bağlantılı bir sonuç. Bunu biz biliyoruz. Birazdan nasıl ölçtüğümüzü de söyleyeceğim zaten. Peki arkadaşlar, hangi konuda, hangi seviyede olduğunuzu biliyor musunuz? Yani ben şu konuda şu seviyedeyim hocam ama bu konuda şu seviyedeyim diyebiliyor musunuz mesela? Arkadaşlar peki kaç tane seviye vardır sizce? Bir öğrenci bir derste en fazla kaç farklı seviyeye sahip olabilir? Yani seviye kaça ayrılır? Bunu bilen var mı içinizde? Caner hocam, sen bizi takip ediyorsun galiba. Sen istediğim yanıtları veriyorsun. Kayıtlı öğrenci değilsin değil mi? Evet arkadaşlar, bakın 5 diyen var, 3 diyen var. Arkadaşlar 5 ama sadece bizde 5 bu arada. Yani diğer kurumlarda 5 seviye, 3 seviye zaten bunu bulmanız mümkün değil. Biz öğrenmeyi aşamalandırdık arkadaşlar. Bunu tek uzam olarak yaptık bu arada. Bizim için bir öğrencinin bir derste bir konuda seviyesi en fazla 5 olabilir. Yani öğrenci temel seviyede olabilir, başlangıç seviyesinde olabilir, orta seviyede olabilir, ileri seviyede olabilir ve üst seviyede olabilir. Ve öğrenci hangi seviyede ise seviyesine göre yapacağı çalışmalarda arkadaşlar değişkenlik gösterir. Şimdi gelelim sonuçlarınızı açıklamaya. Arkadaşlar eğer evet yanıtı bu 6 sorunun çoğuna evet dediyseniz sizleri tebrik ediyorum. Bu sınavı kazanacaksınız. 25-2025 dönemi sınavını kazanacaksınız. Eğer hayırlarınız çoksa arkadaşlar hiç endişelenmiyorsunuz. Çünkü bu hayırları evet yapmak için zaten bu seminere girdiniz. Ve bu sorduğum 6 sorunun yanıtının tamamı bende arkadaşlar. Birazdan bu soruları tek tek açacağız. Yanıtlarından da bahsedeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar girdiğiniz sınav fark etmeksizin. Sizin sınavda başarılı olmak, sonuç olarak kazanmanız için bazı şeylere çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Nedir bu şeyler? Bir, gireceğin sınavı çok iyi tanımalısın. Şu an kimler gireceği sınavı tanıyor? Mesela kaç soru, kaç dakika, ne zaman olur, nereye atanırım, baraj puanım ne, en yüksek kaç puan almam gerekiyor? Bunları biliyor musunuz? Ya da rakipleriniz, Türkiye genel net ortalaması, standart ortalaması, standart sapması, bunları bütün her alanda arkadaşlar tek başınıza bilmeniz çok zor. Değil mi? Ve arkadaşlar sadece gireceğin sınavı tamam analiz ettin, araştırdın, soruşturdun. Dedin ki benim bölümümden 100 bin öğrenci giriyormuş, 1000'e atanıyormuş. Yani %1 ihtimalim var, %1'e gireceğim. İşte şurada şu kadar net yapacağım, burada bu kadar net yapacağım. Okey, tamam, gireceğin sınavı tanıdın. Yetiyor mu arkadaşlar? Yetmiyor. Kendinizi de tanımanız gerekiyor. Şimdi sınavı analiz ettin. Tamam, bu sınava sen gireceksin. Sınava sen gireceksin. Yani kendi verimli çalışma yöntemin ne? Seviyen ne? Kaç saat çalışacaksın? Nereye kayıt olacaksın? Hangi kitaplarla çalışacaksın? Hangi derslere daha çok çalışacaksın? Ne zaman çalışmaya başlayacaksın? Ne zaman çalışmayı bitireceksin? Bunlar önemli değil mi arkadaşlar? Program dediğimiz şey zaten tam olarak bunlardan oluşmuyor mu? Değil mi? Bunları da bilmen gerekiyor.
Tabii ki de çalışma programını hazırlarken seviyeni ve öğrenme yapını zaten bilmek zorundasın. Aksi takdirde YouTube'dan al programı, hepimiz uygulayalım. Hepimiz aynı sonucu zaten elde edemeyiz. Aynı programı yapsam bile herkese etkisi farklı. Çünkü program bireysel ve kişiye özel olmalı arkadaşlar. Ve en önemlisi, hadi programı yaptın, okey. Program sana, sen programa baktığında verimli olacak mı? Program sana büyü mü yapıyor? Sihir mi yapıyor? Ya da o program orada duruyor diye evet şimdi şu an ben bunu çalışıyorum, öğrendim diyemezsin. Çünkü uygulama sürecin var. Hadi uyguladım, bunun bir geri bildirimi var. Performansın var. Program verimli mi, değil mi? Sınava 5 hafta kala yaptığın çalışmayla 5 ay kala yaptığın çalışma aynı olabilir mi? Sınava kalan süreye göre stratejini de geliştirmen gerekiyor. Şimdi gelelim arkadaşlar, kazanmanız için dikkat etmeniz gereken maddeleri tek tek açacağım. Ve hatta seminer sonunda da birlikte sisteme gireceğiz. Örnek bir ders çalışma programı da hazırlayacağız arkadaşlar. Öncelikle bu seminer karma bir seminer. YKS ve KPSS'ye özel bir seminer olduğu için sınavları tanıyarak başlayalım. İstedim ki birçoğunuz zaten sınav tecrübesi var. O yüzden tanıyorsunuz. KPSS birkaç farklı oturumda yapılıyor arkadaşlar. Genel kültür, genel yetenek, eğitim, A grubu var, ÖABT var. Soru sayıları değişiyor, tarihleri değişiyor, sınavdaki önem puanları değişiyor. YKS yine 3 farklı oturum ama ikisine girebiliyor öğrenci. Yani ya sadece TYT'ye giriyor, ya TYT artı AYT'ye giriyor 4 yıllık bölüm için, ya da yabancı dili varsa TYT artı YDT'ye giriyor gibi düşünebilirsiniz kıymetli öğrencilerim. Şimdi sınavı yüzeysel bir şekilde tanıdık. İşte soru sayısıdır. Kaç kişi giriyor, kaç kişi atanıyor, işte tıp fakültesine kaç kişi yerleşiyor ya da senin istediğin üniversitenin tıp fakültesi kaç bin sıralamayla almış. Bunlara zaten erişiyorsun. Sorun bunda değil. Ama bizim asıl sorunumuz nerede biliyor musunuz arkadaşlar? Biz genel olarak öğrenciler olarak kendimizi tanımıyoruz. Yani bizim kendimizi analiz etmeyle alakalı çok ciddi sorunlarımız var. Biz her zaman arkadaşımıza uyalım, öğretmenimize uyalım, işte Türkiye birincisinin videosunu izleyelim, onu taklit edelim. O birinci olduysa biz de olabiliriz. Yani hep bir sürü, bir geleneksel bir bakış açımız var. Bu neden var bilmiyorum. Ki bunu öğretmenler bile yapıyor. Mualla hocam sen PDR öğretmenisin, kendi öğrencilerinden bile bilirsin. Yani sen bir öğretmen olarak her öğrencinin öğrenme sürecinin farklı olduğunu biliyorsun ama öğrenciler bunu bilmiyor. Ya da bilse de nasıl uygulayacağını da bilmiyor. İşte biz bunu yapıyoruz arkadaşlar. Mesela bizim Tekoze'nin kursları var. Bütün alanlara yönelik biz aktif yapay zeka destekli özel kurslar veren 10 yıllık mesleki tecrübesi olan bir eğitim kurumuyuz. Ve bizim arkadaşlar bu yıla kadar 200 binin üzerinde kayıtlı öğrencimiz oldu ve biz bu öğrencilerimizin hepsinin kaydını alırken onlarla tek tek görüştük. Onları tanıdık, onları çeşitli analizlere aldık, öğrenme yapılarını keşfettik, seviye belirleme sınavlarını aldık, onların derslerdeki seviyelerini tespit ettik. Yani biz öğrencileri arkadaşlar tek tek bireysel olarak ele aldık. Hatta şöyle söyleyeyim, bizim iki yakın arkadaş öğrencimiz bile kayıt oldu. İkisine bile ayrı ayrı program yaptık. Ya da bizim iki kardeş, abla kardeş, biri YKS mezuna kalmış, biri son sınıf. Aynı eğitime kayıt oldu ama aynı eğitimi almadılar mesela. Aynı sürede çalışmadılar. Çünkü sen kardeş de olsan, yakın arkadaş da olsan, yıllarca aynı sıralarda dirsek çürütmüş bile olsan senin öğrenme yapınla onun öğrenme yapısı farklı. O yüzden sizlerin arkadaşlar kesinlikle ama kesinlikle kendinizi çok iyi tanımanız gerekiyor. Bu tanıma kısmı için patenti Tekuzem'e ait olan sadece Tekuzem'de uygulanan özel eğitim analizi testlerimiz var bizim. Ben bu testlere de seminer sonunda zaten sizi yönlendireceğim. Bu testleri çözenler vardır elbette. Çözmeyenlere de ödevdir. Ödev veriyorum arkadaşlar size. Çözmeyen öğrencilerim de girsin kesinlikle çözsün. Çünkü bu analizi çözdüğünüzde öğrenme yapınızdan tutun, unutma hızınıza, dikkat dağınıklığınıza, stres, kaygı düzeyinize kadar bütün ihtiyacınız olan özellikleri tek tek öğrenmiş olacaksınız kıymetli öğrencilerim. Buraya kadar sorusu olan var mı arkadaşlar? Analizi çözen var mı peki daha önce?
Daha önce anneliklerimize girmiş olanlar kimler? Nihal Hocam nasıl çıktı peki sonuçların? Seni yansıtıyordu değil mi? Arkadaşlar ben analize giren öğrencilerimden şöyle geri bildirimler alıyorum. Hocam resmen eğitimsel bir fal baktırdım gibi. Resmen beni benden daha iyi tanıyor diyorlar arkadaşlar. Gerçekten analizi yapmayan çok şey kaybeder. Ben size onu söyleyeyim. Analizi çözmeyenler kesinlikle girip çözüyor ki kurslara kayıt olduktan sonraki ilk görev zaten eğitim analizini çözmek. Ama tabii ki sadece kendimizi bilişsel veya psikolojik olarak tanımak da yetmez arkadaşlar. Az önce ne dedim? Sizin onlarca dersiniz, yüzlerce konunuz, binlerce alt konunuz var. Yani siz bütün konuları en özele indirgediğinizde çok bölünüyorsunuz. Bu konuyu öğrendim, bunu öğrenmeden olmaz. Ama sen her konuda aynı çalışmayı yapmamalısın. Yani birinde seviyen hiç yok, gidip sıfırdan gece gündüz ona çalışıyorsun. Ama bir başka konuda seviyen var. Gidip gece gündüz ona da çalışman gerekiyor mu arkadaşlar? Mantıksal düşünelim. Bir konu var, seviyen ileri seviyede, bir konu var seviyen temel seviyede. Ben ikisine de aynı sürede çalışmalı mıyım? Hangisine daha çok çalışmalıyım? Hangisine daha az çalışmalıyım? Rümeysa Hocam seviye belirleme sınavı değil, eğitim analizi. Bu az önce dediğim. Evet, soruma yanıt bekliyorum. Temel seviyede olduğunuz bir konuyla ileri seviyede olduğunuz bir konuya çalışma şekliniz ve süreniz aynı mıdır arkadaşlar? Aynı olmalı mıdır? Mantık yürütelim hemen. Hayır. Peki neden hayır? Şimdi düşün. Şöyle düşünelim. Benim bir varış noktam var. Tamam mı? Bu İstanbul olsun. Siteyim. Bu İstanbul olsun arkadaşlar. Ben Ankara'dayım. Tamam mı? Aradaki kilometreyi görüyorsunuz. Ama Nihal Hocam da Bursa'da. Bak Bursa'da burada. Caner Hocam da İzmir'de. Şimdi bak bizim yola çıktığımız konumlar farklıysa gideceğimiz yer aynı İstanbul değil mi? İstanbul değişmiyor. Yani İstanbul'da benim hedefim. Öyle değil mi? İstanbul 90 puan olsun. İstanbul YKS öğrencileri için de 450 puan olsun. KPSS öğrencileri için de 500 puan, 90 puan olsun. Şimdi sen İstanbul'a gitmek için düşün ki Kars'tan da yola çıkabilirsin. Ankara'dan da çıkabilirsin. İzmir'den de çıkabilirsin. Düzce'den de çıkabilirsin. Senin mevcut konumun oraya olan uzaklığını belirliyor. Yani ben bir derste 5 seviye var. Üçüncü seviyedeysem kaç seviyem kalıyor? 4-5. Birinci seviyedeysem 1-2-3-4 basamak daha atacağım. O yüzden arkadaşlar ben neden sürekli söylüyorum seviye çok önemli diye. Eğer seviyeni bilmezsen ne kadar uzaklıkta olduğunu bilemezsin. Ne kadar uzaklıkta olduğunu bilmezsen de ona ne kadar zaman ayıracağını, ona ne kadar çalışacağını bilemezsin. Ve gidip de hepsini ben birinciden başlatayım dersen de yetiştiremezsin arkadaşlar. Şu an bir ÖABT, hatta Caner Hocam'ı örnek alalım. Caner Hocam buradasın değil mi? A grubu bak. Uluslararası ilişkiler mezunu bir öğrenci. Girdiği sınav çok zor. Girdiği sınav çok fazla konu var. Ve çok başarılı olmak zorunda. Hemen hemen bütün konuları bilmek zorunda. Ama Caner Hocam diyor ki hocam seviye önemli değil. Çünkü ben hepsini sıfırdan başlayacağım. Peki sen hepsini sıfırdan başladığında daha çok çalışman gereken bir konuya ayıracağın zamanı gidip bildiğin bir konuya ayırarak kendi hakkına girmiş olmuyor musun? Bu mantıklı mı? Bir de GGK da var Caner Hocam, sadece A grubu değil ki. İşin içinde genel kültür, genel yetenek de var ya da Mualla Hocam öğretmen. Şimdi üçüne de hepsine eşit sürede seviye ayıramazsınız. Eşit seviyede süre ayıramazsınız arkadaşlar. Çünkü bir de şunu düşündünüz mü? Bazı konulardan daha çok soru geliyor, bazı konulardan daha az soru geliyor. Bunu düşünen var mı içinizde? Aynen. Bir de ders olarak düşün hocam. Mesela tarih öğretmeni var mı aramızda? Ya da sosyal bilgiler, benzer bir alandan öğretmenlik yapan var mı? Arkadaşlar mesela tarih dersini düşünün. Tarihte totalde 30 üstü konu var ve toplamda da 27 tane soru var.
Şimdi tarihte 32-33 konudan 27 tane soru geliyorsa ben şunu anlıyorum ki her sorudan bir, her konudan bir soru gelmiyor. İslamiyet öncesi Türk tarihini düşün. Osmanlı siyasi dönemini düşün. Kültür ve medeniyetleri düşün. İnkılap tarihini düşün. Çağdaş Türk dünya tarihini düşün. Ve bunları düşündüğün zaman her konuda bak bunları daha yeni girenler var. Analiz edersiniz. Her konuda aynı sayıda soru geldi mi arkadaşlar? Hepsi aynı öneme mi sahipti? Aynı değil. E peki sen gidip de İslamiyet öncesinde çalıştığın gibi Osmanlı siyasiye çalışırsan senin kazancın ne olacak? Mesela ben hep görüştüğüm öğrencilerime de söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar dershaneye kayıt oluyorsunuz iyi hoş. Dershane sana konu bazlı bir seviye belirleme sınavı yapmıyor. Var mı yapan? Ya da duydunuz mu? Hocam kayıt olur olmaz benim bütün konulardaki seviyemi tek tek çıkardılar ve hatta bununla da yetinmediler. Çıkan sonuçlara göre de bana program hazırladılar diyen var mı? Böyle bir kurumu tanıyan, böyle bir kurumla görüşen var mı arkadaşlar? Ben de hiç duymadım. Ben kendim de öğretmenim. Öğrenci koçuyum, rehberlik uzmanıyım, sizin gibi binlerce öğrencim oldu. Ben duymadım. Ama şimdi benden duyacaksınız arkadaşlar. Çünkü bunu biz yapıyoruz. Tek düzem olarak yapıyoruz. Ama ben diğer kurumlarda duymadım böyle bir şey. Diğer kurumlarda ne var? Kitabı açarız hocam. Baştan sona artık Allah ne verdiyse son güne kadar anlat babam anlat. Yaz babam yaz, çiz babam çiz. Öğrenci anlıyor mu? Anlamıyor mu? Öğrenci temel seviyede mi? Orta mı? İleri mi? Ben kime ne anlatıyorum? Değil mi? Kimsenin umrunda değil arkadaşlar. Ama ben size ne dedim? Ben size bu sınavı kazandıracağım. Ama kazanmanız için bu dört maddeyi gerçekten su gibi içmeniz gerekiyor. Bak bu dört maddeyi uygulamıyorsan kazanacağım. Başarılıyım. Bu yıl bu sınav bende deme. Çünkü ciddi anlamda bu sınavın stratejisi bunu gerektiriyor. Sınavı tanıyacaksın. Kendini tanıyacaksın. Kendine özel bir programın olacak ve programını sürekli revize edeceksin. Sürekli geri bildirim alacaksın. Sürekli bir performansını ölçeceksin. Aksi takdirde başarılı olman arkadaşım üzülerek söylüyorum ki ne yazık ki çok zor. Şimdi geliyorum arkadaşlar. Ben bu tablonu ne anlatmak istedim? Bence bunun ekran görüntüsünü alın. Çünkü burada gördüğünüz görüntüdeki bilgiler zaten bize ait olan, kurumumuzun patentini aldığı bilgiler. Biz öğrenmeyi dediğim gibi 5 aşamaya böldük. Yani biz diğer kurumlar gibi arkadaşlar işte bir öğrenci bir derste ya iyidir ya kötüdür, başka da bir seviyesi yoktur. İyi ise iyidir, kötü ise kötüdür. Bizi de ilgilendirmez. Başlarız baştan. İster derse girsin, ister girmesin. İster öğrensin, ister öğrenmesin demiyoruz arkadaşlar. Biz sizi önemsiyoruz ve 5 basamaklı öğrenme modelinde hangi seviyede çıkarsanız seviyenize uygun bir ders çalışma programı hazırlıyoruz. O yüzden her konuya ayıracağınız süre, her konuda yapacağınız çalışma o konudaki seviyenize göre değişkenlik gösteriyor kıymetli öğrencilerim. Şimdi geliyorum. Birazdan ders çalışma programına o bomba programa geçeceğiz. Ama programdan önce lütfen yeni bir döneme bak. Yeni taptaze bir sayfa açıyorsun. 24 kötü mü geçti Burak? Mezuna mı kaldın Burak? Hiç sınava girmedin mi? Ne güzel. Olumsuz hiçbir tecrüben yok. Yeni bir sayfa aç. Bu yıl benim yılım diyeceksin. Bu yıl ben bu sınavı kazanacağım. Gerekeni yapacağım, bilinçli bir şekilde çalışacağım. Ben gidip de psikolojimi bozmayacağım, ben saçlarımı dökmeyeceğim, ben cildimi bozmayacağım. Buna değmez arkadaşlar. En önemli olan şey sizin varlığınız. Anlaştık mı? Siz var olun, sağlığınız yerinizde olsun, bilinçli hareket edin. Ha, ama şunu söylerim bak, bir öğretmen olarak, bir rehberlik uzmanı olarak tek başına ilerlemen zor mu? Zor. Bunu açık söylüyorum. Ha dershaneye kayıt olan her öğrenci kazanıyor mu? Kazanamıyor. Dershanelerin başarı oranları çok düşük. Ya da geleneksel olarak eğitim veren kurumlara yazılmalı mısın? Hayır. Eğer bir kuruma yazılacaksan kurumun seni tanımasına, sana özel bir program yapmasına ve seni takip etmesine çok dikkat et. Ve lütfen artık bir başkasının programını taklit etmeyi bırakın. Bu her kimse, YouTube, arkadaşım, dostum, kankin, kardeşin, öğretmenin, onlar, sen sensin. Senin sana özel bir programa ihtiyacın var. Ve lütfen arkadaşlar çalışırken ders atlamayın. Çünkü size üzücü bir haberim var arkadaşlar. Sizin böyle bir lüksünüz yok ki. Arkadaşlar şu an kimin ders atlama lüksü var?
Kaç puana ihtiyacınız var? Farkında mısınız? 90, 85 bu puanlar için sen tutup diyebilir misin? Ben 30 matematik sorusundan vazgeçiyorum. Aman matematik benden uzak olsun deme lüksün var mı zannediyorsun? Ya da YKS tayfa, duyuyor musunuz beni? YKS'ciler, arkadaşlar siz o istediğiniz Hacettepe'ler, İTÜ'ler, ODTÜ'ler onlar için tutup da hocam ben fizik yapmayacağım deme lüksünüz var mı zannediyorsunuz? Üzülerek söylüyorum, eğer böyle zannediyorsanız böyle bir lüksünüz yok arkadaşlar. Her şeyi yapmak zorundasınız. Artık puanlar çok yükseldi. Alımlar da bu kadar düşükken eğer ben kazanacağım diyorsanız kesinlikle fedakarlık yapacaksınız arkadaşlar. Başka bir yolu çaresi yok. Ama şükürler olsun ki zamanınız var. Şu an belki bu seminere sınava bir ay kala da denk gelebilirdiniz. Hocam diyebilirdiniz, evde böyle masaları yumruklardınız. Hocam güzel anlatıyorsun da bir ay var nasıl yetiştireceğim diyebilirdiniz. Bence bunun için hep birlikte şükredelim. Şu an bir yıl var, 10 ay var, 11 ay var. Yani şu an tam olarak harekete geçme zamanı arkadaşlar. Eğer şu an bu adımı atmazsanız ben üzülerek söylüyorum. Evde bir gün çalışıp 3 gün çalışmayacaksınız. Bir hafta çalışıp 2 hafta çalışmayacaksınız. Hatta size şunu söyleyeyim, yıllardır tecrübeme güvenin. Bireysel de görüşmeler yaptığım için çok iyi biliyorum. Taş çatlasın ocağa kadar zorla 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 gideceksin. Ocaktan sonra hadi eyvallah diyeceksin. Çat 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 bırakacaksın. Kaldı mı hedefler bir sonraki seneye? Yine üzüldük mü? Üzüldük. Ama Allah'tan bu dediklerim olmayacak arkadaşlar. Allah'tan şu an Ağustos 1'deyiz. Allah'tan istekliliğimiz yüksek, yani istekliyiz. Allah'tan gerçekten biz bu yola baş koymaya hazırız. Bence bunun için teşekkür ederim. Ve arkadaşlar çalışmaya başladığınızda hani sürekli bir konu video izleyeyim, derse gireyim, dershaneye gireyim, aman hoca bana her şeyi versin, aman hocam hiçbir eksikliğim kalmasın diyorsunuz ya. Tekrarı kim yapıyor arkadaşlar? Sadece konu çalışarak sınav kazanılıyor mu? Tekrarı da siz yapacaksınız. Ama neye göre? Unutma hızınıza göre. Yani çabuk unutuyorsan sık tekrar yapacaksın. Geç unutuyorsan biraz daha aralıklı tekrar yapacaksın. Yine bunun için de senin bir yönlendiriciye, bir kontrol mekanizmasına ihtiyacın var. Ki biz bunu arkadaşlar kendi kayıtlı olan öğrencilerimizde kayıt olur olmaz onların unutma hızlarını ölçüp kaç günde bir unutuyorsa yapay zeka sistemine süreyi kaydedip o kadar günde bir öğrendiği bütün konuları o öğrenciye zorunlu bir şekilde arkadaşlar tekrar ettiriyoruz. Ve yine bunu TekUzem'den başka yapan bir kurum yok. Şimdi geliyorum. Eğer herkes hazırsa arkadaşlar, buraya kadar verdiğim bilgiler biraz sert sert oldu. Dobra dobra söyledim açıkçası. Siz yabancı değilsiniz. Yani yıllardır zaten varlığı olan bir kurumuz. Sizinle belki yeni tanıştık, belki bizi daha öncesinden de tanıyordunuz. Hiç önemli değil. İstiyorum ki doğru bilgilerle doğru bir şekilde hazırlanın. Evet arkadaşlar, şimdi eğer herkes hazırsa yapay zeka sistemine birlikte gireceğiz ve birlikte örnek bir ders çalışma programı hazırlayacağız arkadaşlar. Bu göstereceğim sistem TekUzem'in kayıtlı olan öğrencilerinin kullandığı sistem arkadaşlar. Hem sizin için de kayıt için güzel bir referans noktası olur. Yani herhangi bir kurs desteği almayan, alsa da bu yönde bir kurs desteği almayan öğrencilerimiz için güzel bir öneri olur arkadaşlar. Deneyimlemiş olursunuz, görmüş olursunuz. Bence her tanışmada, her yol kesişmesinde, her görüşmede bir hayır vardır diye düşünürüm. Ben hiç kimsenin birbiriyle durduk yere karşılaştığına inanan birisi değilim arkadaşlar. Eğer yolunuz TekUzem'le karşılaştıysa arkadaşlar, yolumuz kesiştiyse biz birlikte başarıya ulaşacağız demektir. Şimdi sistem yöneticimden rica etsem TekUzem.com öğrenci panelimizi bize açabilir mi? Ben de bu sırada kullanıcı adım ve şifreme bakayım hemen. Siz de beni izleyin sistem.
Evet, hazırsak şimdi ben tekuzem.com'a giriş yapıyorum. Arkadaşlarım. Şimdi tekuzem.com'a giriş yapacağız arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum sistem yöneticim. Sonrasını ben halledebilirim. Tamam. Şimdi arkadaşlar tekuzem.com'u açıyorum. Yani bu benim seminerime girdiğiniz yer aslında. Ve her birinizin zaten seminere girerken bir kullanıcı adı ve bir şifresi vardı arkadaşlar. Şimdi buraya öğrenci girişi kısmına kendi mail adresimi yani kullanıcı adımı yazıyorum. Hepinizin şifresi de var arkadaşlar. Tekuzem şifresi. Şifremi de yazıyorum. Giriş yap diyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar bilgisayardan girdiğimde ekranım bu şekilde açılıyor. Burası benim öğrenci panelim. Hatta sizin şu sol üst köşede kendi adınız ve soyadınız çıkacak. Analizi çözmeyen öğrenciler için sadece bu seminere katıldıkları için normalde analizi ve sınavları arkadaşlar sadece Tekuzem'e kayıtlı olan öğrenciler çözebiliyor bu arada. Ama seminere özel ben hani bir kere deneyimlemeniz için bu ayrıcalıktan faydalanmanız için sizin her birinizin sistemine analiz ve sınavları yükledim. Bilgisayardan girdiğinizde bu sağ üst köşede bir zil var bildirim işareti. Oraya tıklayıp eğitim analizi bir diyorum. Burada teste başla diyerek arkadaşlar analizimizi güzelce çözebilirsiniz. Analizi çözdüğünüzde sizin hem öğrenme yapınız hem de psikolojik yapınız ortaya çıkacak. Akabinde arkadaşlar Tekuzem'i satın aldıktan sonra yani Tekuzem'e kayıt olduktan sonra kayıt olduğunuz eğitimin içinde kaç tane ders varsa bütün derslerin tek tek derslerin kendi içinde konu bazlı seviyesini ölçmek için yapay zeka özel seviye belirleme sınavları yüklüyoruz. Bunları da sınavı başlat diyerek öğrencilerimiz çözebiliyor. Seviye belirleme sınavları kayıt olmadan çözülemiyor arkadaşlar. Analizleri hediye ettim ama SBS'ler için kurslarımıza kayıt olmanız gerekiyor. Yani kayıt olan öğrenciler bu sınavlara girebiliyor. Akabinde üçüncü görevimiz neydi arkadaşlar? Çalışma takvimi. Şimdi bugün 1 Ağustos ve sınava nereden baksak arkadaşlar önümüzdeki yıl KPSS'ye nereden baksak 11 ay, YKS'ye de nereden baksak 10 ay var. Peki ben bu 10 aylık süreçte bütün konularımı hem sağlıklı bir şekilde öğreneyim, hem gerektiği şekilde tekrarımı yapayım, hem dönem sonuna da vaktim kalsın, hem de gerçekten ezbere değil kalıcı ve etkin öğreneyim istiyoruz ya arkadaşlar. İşte bu isteğimizi gerçekleştirmemiz için bizim programa ihtiyacımız var. Biz yapay zeka sistemiyle arkadaşlar öyle bir düzenek geliştirdik ki her öğrencinin kendisine ait bir programı oluyor bu sistemde. Mesela ben KPSS öğrencisiyim. Buradan ihtiyacım olan bütün dersleri tek tek çalışmak istediğim derslere doğru gönderiyorum. Ki bunu öğrenci yapıyor arkadaşlar. Sistem tamamen öğrencinin komutuyla, öğrencinin isteğine, öğrencinin müsaitliğine göre çalışıyor. Akabinde ben çalışan biri miyim? Bak günde ben size bir soru sormuştum hatırlıyor musunuz? Günde kaç saat ders çalışabileceğinizi biliyor musunuz? Ya da siz en fazla kaç saat çalışabilirsiniz diye. İşte bu bile değişkenlik gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar şu an Caner hocamla Nihal hocamın ayırdığı süre aynı değil. Çünkü belki biri iş yaşamı var, biri evli, biri okuyor, biri staja gidiyor, birinin çocuğu var. Şimdi bu sınava milyonlarca öğrenci giriyor. Biz her birinden aynı seviyede olmasını zaten bekleyemeyiz. Seviyeyi geç,
aynı sisteme, aynı düzeneye, aynı bakış açısına, aynı sağlık durumuna, aynı yaşa, aynı cinsiyete, aynı sorumluluklara sahip olmasını kimse bekleyemez arkadaşlar. Öyle değil mi? Peki, önemli olan burada ben değil miyim? Yani benden kastım öğrenci. Öğrenci kimse, merkezde zaten öğrenci var. Merkeze öğrenciyi alıyorum ben yapay zeka olarak. Peki bu öğrencide günlük çalışma süresi farklı olabilir. Günde kaç saat çalışabiliyorsa o saatleri seçecek. Belki iş yaşamı var, işten gelip çalışacak. Belki YKS öğrencisi arkadaşlar dershaneye gidiyor, akşam gelip bizimle ders çalışacak. Belki bebeği var, bebeğini uyuttuktan sonra gece ders çalışacak gibi gibi. Ya da belki işe gidiyor, hafta içi az çalışacak ama izinliyken çok çalışacak gibi. O yüzden bunları arkadaşlar istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Bakın, bu ders çalışma programını da kayıt olmadan önce bir kere hazırlama hakkı tanıyorum size. Dediğim gibi normalde bu sistemi sadece ve sadece Tekuzem'i satın alanlar, Tekuzem'e kayıt olanlar kullanabiliyor. Ben ayrıcalığını görün, deneyimleyin, öyle karar verin, faydasını tadın diye bu fırsatı sizin için sağlıyorum. Bilginiz olsun. Anlaştık mı bu konuda? Şimdi geldim. Mesela ben çalışan biriyim. Hatta kendime programama da kazandıran program diyorum. Hafta içi 18 ve 23 arası örnek veriyorum, çalışacağım. Bu senin değişkenlik gösterebilir. Sen kendine uygun yapacaksın bunu. Hafta sonu da saat 11'den akşam 18'e kadar günde bir 7 saatimi ayırabilirim. Şu anda bak ders çalışma programı oluşturuyorum. Nur Hocam merhabalar, sen yeni mi geldin? Şu an arkadaşlar yapay zeka benim ders çalışma programımı analize girdiğimi farz et. Seviye belirleme sınavına girdiğimi farz et. Oradan çıkan sonuçlarıma göre hazırlıyor. Bak burada gördüğünüz bütün çalışmalar benim bir hafta boyunca her gün sisteme giriş yapmak için, sisteme girdiğimde kazanmak için yapmam gereken çalışmalar. Ve burada arkadaşlar baktığınızda yapay zekası konusuna kadar kaç dakika çalışmanız gerektiğine kadar her şeyi gösteriyor. Bak diyor ki git Türk kadının anlamını, Türklerin ana yurdu ve Türk göçlerini çalış diyor. Kaç dakika çalış? 132 dakika. Ya da matematikte doğal ve tam sayılardan git Tuğba ve tekrar yap diyor. Vatandaşlıktan git soru çöz diyor gibi gibi. Bak burası benim bir haftalık çalışma programım. Ve yapay zeka arkadaşlar her hafta bireysel olarak programın ne kadarlık kısmına uydunuz, ne kadarlık kısmına uymadınız, programı ne kadar ilerlettiniz, ne kadar puan kazandınız, çalışma oranınız, öğrenme oranınız, verimlilik oranınız, bunların hepsini hesaplıyor. Size mail olarak bir rapor gönderiyor. Diyor ki Caner, sen bu hafta %80 verimli çalıştın, tebrikler. Aynı özveriyi önümüzdeki haftada göster diyor. Yani sen o haftadan ne kadar verim aldığını, ne kadar puan aldığını kendin görebiliyorsun. Bak burada arkadaşlar yapay zeka direkt senin öğrenme oranını, çalışma oranını, verimlilik oranını her şeyi gösteriyor. Sadece bununla mı sınırlı? Peki şunu bana sorabilirsiniz. Hocam okey, yapay zeka bana programımı yapacak, beni her hafta takip de edecek, bana her hafta performans karnesi de getirecek. Çok güzel. Peki yapay zeka her hafta programımı yenilediğinde ben bu dersleri nereden çalışacağım hocam? Dersleri YouTube'dan mı izleyeceğim? Dersler için kitap mı alacağım? Dersler için kursa mı yazılacağım? Hayır arkadaşlar, bu sistemi satın aldığınızda kursların tamamına Ekim ayı itibariyle canlı canlı online dershane olarak Zoom üzerinden giriyorsunuz. Aynı benimle gerçekleştirdiğiniz şu anki canlı seminer gibi, öyle düşünün. Ve bu canlı derslerin hepsi kayıt altına da alınıyor arkadaşlar. Çok şanslısınız. Eğer derse giremedin, kaçırdın mı? Aç videosunu izle. Sistemin içinde denemeler var. Sistemin içinde konu tarama testleri var. Dersler sadece konu anlatım değil. Tekrarlar yapıyoruz, soru çözümleri yapıyoruz. Dönem sonlarında kamplar yapıyoruz. Derslerin notları oluyor. Yani bir dershane sistemi artı yapay zekanın koçluğu, ikisi bir araya gelince ne oluyor arkadaşlar? Senin uyum sağlamanla birlikte sen artık hedeflediğin o yüksek puanları alabiliyorsun. Peki şu ana kadar neden alamadın? Programsızlıktan arkadaşlar, başarısızlığın
Temel sebebi kendinize özel programımızın olmayışıdır. Bu açık ve net. Yok ders çalışmadım, hocayı sevmedim, kitabım yoktu, internetim yoktu. Bunlar bir gerekçe değil. Eğer senin programın doğru olsaydı, sen istikrarlı bir şekilde bu programı devam ettirseydin zaten kazanırdın. Yani temelde program var. Peki programı bizim sistemimizde kim yapıyor? Yapay zeka. Kim takip ediyor? Yapay zeka. Kim revize ediyor? Yapay zeka. Bak şundan daha âlâ bir program olabilir mi? Şimdi geliyorum bizim örnek derslerimize de bakın bu arada. Şu an biz erken kayıt sürecindeyiz arkadaşlar. Şu an neredeyse bütün gruplarımız dolmak üzere. Yani bu tasarruf haberlerinden sonra bu sınava giren milyonlarca YKS öğrenciden, binlercesinin sıfır çekmesinden sonra falan açık söyleyeyim öğrenciler korktu, tedirgin oldu. O yüzden normalde Eylül'de başlayacaksa bile şu anda gelip kayıt oluyor. Hem erken kayıt avantajımız var, hem de erkenden kayıt olan öğrencilere arkadaşlar Ekim ayına kadar, canlı dersler başlayana kadar 2024 döneminin bütün videolarını hediye ediyoruz. Ve öğrencimiz kayıt olduğu an itibaren video dersleriyle birlikte çalışmalarına hemen başlayabiliyor arkadaşlar. Bakın burada örnek derslerimiz var. Evet. Yeni dönemimiz LGS, YKS, KPSS. Arkadaşlar merhabalar. İyi akşamlar diliyorum herkese. Merhabalar, merhabalar. Diyelim diyormuşum. Merhaba değerli arkadaşlarım. Ben üzülerek söylüyorum, ÖABT PDR kursumuz yok ama genel kültür, genel yetenek için bu sistemi öneririm sana. GGK ve eğitim bilimleri için alabilirsin. ÖABT için kursumuz yok. Nur Hocam, ÖABT'de okul öncesi var bizde. Evet. Bazı branşlar yok arkadaşlar. Bazı branşlar var. Ama ÖABT'de biz video ders yapıyoruz zaten. GGK ve eğitim bilimlerinde de arkadaşlar canlı canlı derslerimiz oluyor. Zaten derslerin canlı ya da video olmasının hiçbir önemi yok. Merhabalar. Önemli olan size hazırlanan program doğru olsun. Evet Nur Hocam, tarih hocamız. Mesela Şirin Hoca'yı da çok seversiniz. Arkadaşlar, size şunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Hani böyle bazı kurumlarda, reklamlarda şey diye görüyorsunuz ya, işte falan hoca, filan hoca. Hani hocalarla reklam yapıyor ya arkadaşlar eğitim kurumları. Ben kendim bir öğretmenim. Ben bir eğitimci olarak arkadaşlar öğretmenlerin reklamının yapılmasını hiç doğru bulmuyorum, biliyor musunuz? Yani artık diğer kurumların anlayışı şu olmuş. Hatta dershaneler de öyle. Öğretmeni reklama çıkarıyor. Öğrenci öğretmen için kayıt oluyor. Arkadaşlar hangi öğretmen size sınavı kazandırabilir tek başına? O öğretmenin tek öğrencisi sen değilsin ki. Öğretmen çok güzel anlatsın. Sen anlamıyor ol, kazanabilir misin? Öğretmen için gittin 80 bin liraya dershaneye kayıt oldun. Ne olacak şimdi? O yüzden bakın şu an Türkiye'nin en iyi KPSS ve YKS hocaları bizde. Ama biz hiçbir zaman, ki yaklaşık 10 yıldır hizmet veriyoruz arkadaşlar, hiçbir zaman bir öğretmeni ön plana çıkarmadık. Çünkü bizim öğretmenden çok daha değerli bir sistemimiz var arkadaşlar. Yapay zeka koçluk sistemi. Size bu az önce hazırladığım programı hiçbir öğretmen, hiçbir öğrenci koçu, hiçbir rehberlik uzmanı. Bakın ben kendim rehberlik öğretmeniyim arkadaşlar, rehberlik uzmanıyım. Ve kendimi de katarak söylüyorum, hiçbir uzman hazırlayamaz. O yüzden öğretmen önemli bir araç ama tek önemli araç öğretmen değil. O yüzden kayıt olduğunuzda zaten kaliteli hocalarla çalışacaksınız. Orası çok ayrı ama en önemlisi size sınavda başarıyı sağlayacak. Herkese merhaba, sesimi alabiliyor musunuz? Yapay zeka ile hazırlayacağız arkadaşlar. Eslem hocam, Eylül'de kayıt olursan erken kayıt sürecini kaçırmış olursun. Şimdi geliyorum. Siz zaten sistemi incelersiniz arkadaşlar. Cumartesi gününe kadar bir kampanya başlattım. Bu seminere özel. YKS kurslarında %50 indirim. Rümeysa hocam sen kayıtlı mısın? Ders notlarını çıkarmana gerek yok. Sistemden çalış. Niye çıkarıyorsun ki? Soruların hepsi sistemde Nur hocam. Bir de sorular canlı derslerde yapılıyor. Ders notlarını çıkarmana gerek yok Rümeysa hocam. Sistem üzerinden çalış, istersen çıkarabilirsin ama gerek yok. YKS öğrencilerim için arkadaşlar site üzerindeki tutardan %50 indirim. Caner hocam özür dilerim, ne sorduğunu görmedim.
Tabii ki var. Olmaz mı? Hem de A grubunda arkadaşlar öyle başarılar elde ettik ki A grubu bizim kendimize en güvendiğimiz alan. A artı genel kültür, genel yetenek var. Onlar da içimde başlıyor. Ben şimdi hepsini tek tek söyleyeceğim. Bir YKS ile başlayalım. Anlaştık mı? YKS'nin bir ücretini, kampanyasını söyleyeyim. Caner hocam birazdan sana geleceğim bak. YKS bir aradan çıksın. Eslem hocam çok geçmiş olsun. Eğer görme engelin varsa bence bizim sistem tam sana göre. Takarsın kulaklığını, sesli kitap gibi dinlersin. Eğer aranızda YKS öğrencileri varsa bu seminere özel dersler Ekim'de başlıyor. Erken teyit sürecindeyim. 24 eğitimleri hediye, yapay zeka koçluk hediye. 7500 lira arkadaşlar YKS kursu. TYT artı AYT. Şimdi geliyorum KPSS'ye. Caner hocama geliyorum. Caner hocam bir kere bir derin nefes al çünkü tutarı duyduğunda o kadar çok şaşıracaksın ki diyeceksin ki hocam nasıl yani? Bu kadar kaliteli bir kurum, yılların kurumu, Türkiye'de ilk kez hayata geçirdiği sistem ve tutar bu. Eminim şok geçireceğine eminim. Ama arkadaşlar bizim az öğrencimiz yok. Biz binlerce öğrenciye ulaştığımız için ticari kaygılarımız yok diğer kurumlar gibi. Eğer ki A artı genel kültür, genel yeteneği kayıt olursan Caner Hocam 11.725 lira seminere özel küsuratın tamamını atıyorum 10.000 TL A artı B. Hem de bak A grubunda geçen yıl çalıştığımız hocaları ben sana göstereyim. Türkiye'nin en iyi A kadrosuyla çalıştık. Açık ara net söylüyorum. Arkadaşlar bu arada buraları tıkladığınızda burada altta örnek dersler falan çıkıyor. Geçen yılın hocalarının dersleri çıkıyor. Bak Caner hocam burayı özellikle senin için açıyorum. Lütfen çok dikkatli bir şekilde izle. Ve bu fırsatı kaçırma 10 bin liraya bir kitap seti bile alamazsın. Çok net söylüyorum. Hem A hem B sıfırdan canlı ders. Açılsın bakalım. Dur bakalım. ÖABT'lerden de. Berk'cim YKS'nin indirimi cumartesi gününe kadar geçerli. Bütün bu verdiğim bilgilerin hepsi cumartesi gününe kadar geçerli arkadaşlar. Bugün, yarın ya da cumartesi günü kayıt olabilirsiniz. Evet Caner hocam 10.000 TL şu an sanıyorum benim internetimle alakalı bir yavaşlık var galiba. Açamadım ama açacağım. Kendi panelinizden girip orada örnek derslere bakabilirsiniz arkadaşlar. Nur hocam ÖABT'yi de ben hemen söyleyeyim bak. Normalde site tutarı çok yüksek. ÖABT'de video derslerimiz var güncel. GDK eğitim bilimleri canlı derslerimiz var. Ekim'de başlıyor. Şu an erken kayıtta 24 eğitimleri hediye. Bütün ÖABT adaylarıma söylüyorum. ÖABT'si bizde olan kurslar için söylüyorum. Üçlü paket arkadaşlar. Sayfada daha yüksek tutarı. Ona bakarız zaten. Aynen öyle Caner hocam. Şimdi değineceğim. Üçlü ÖABT paketini arkadaşlar seminere özel 7.000 liraya kadar düşüreceğim. 7.000 TL. Bak üçlü paket 7.000 lira. Arkadaşlar inanın bakın diğer kurumları da araştırın. En bilindiğinden en bilinmediğine kadar hepsini araştırın. 7.000 liraya tek bir paket satan bir kurum bile yok. Dershaneyi söylemiyorum. Nur hocam sen daha önce de seminere katılmıştın sanki. Ben seni hatırlıyorum. Senin bir arkadaşın mı kayıtlı bize? Öyle bir şeyler hatırlıyorum ama sadece ÖABT 7.000. Bak Muhalla hocam ben sana da indirim yaparım. ÖABT yok ama eğer GGK eğitim birimlerine kayıt olursan hocam sana ikili paketi 5.000'den verelim. Canlı ders. ÖABT'yi de başka bir kurumdan alırsın. Önemli değil. İkili paket arkadaşlar GGK eğitim birimleri 5.000. GGK eğitim birimleri ÖABT 7.000. Caner hocam A artı B grubu C ikisi de canlı olacak direkt. 10.000 TL, YKS için arkadaşlar 7.500 lira. Bakın hiçbir şey değil ve YKS'nin içinde hem TYT hem AYT olacak. Çok güzel. Bence kendine yatırım yapmalısın Nur Hocam. Çünkü kazandığında
Her ayın 15'inde öğretmenlik maaşı hesabına yattığında kendine teşekkür edeceksin. İyi ki bu zorlu günleri yaşadım ki şu an bu maaşı alabiliyorum diyeceksin. Arkadaşlar, gerçekleri söylemek zorundayım. Bizim ülkemizde üzgünüm zor ama imkansız değil. Bu zorlukları başaran bizim binlerce öğrencimiz oldu. Ha, fedakarlık gerekiyor mu? Gerekiyor, yalan yok. Hangimiz kolay kolay bir şeylere sahip olduk ki? Her şey zordu bizim ülkemizde. Zor ama imkansız değil. Kazanmak istiyorsam başaracağım. Nur Hocam, tamam, sana 6500 lira yapacağım ama şimdi bunu gören diğer öğrencilerim de aynı indirimi isteyeceği için eğer ki bugün kayıt olursanız ÖABT branşı için söylüyorum, GGK eğitim ÖABT'si olanlar 6500 liradan yardımcı olacağım. Tuğba Hocam, ismini de yazar mısın canım benim? İsmini göremediğim için hitap edemiyorum. 7500 lira YKS. Arkadaşlar, YKS zaten indirimli, %50 indirim. Caner Hocam, sana da özellikle sesleniyorum. Bak, linke tıkla, 10 bin liralık bu fırsatı kaçırma. Kendi internetinden gir, örnek derslere falan bak. Bence kaçırmayın. İyice burası şey pazarına döndü arkadaşlar. İnanın arkadaşlar, ben hepinizin kaydını almayı çok istiyorum ve zaten fark etmişsinizdir arkadaşlar. Dediğim gibi biz Tekuzem olarak ticari kaydıları olan bir kurum değiliz. Zaten yılların kurumuyuz, MEB'e bağlıyız arkadaşlar. Ve bizim amacımız, böyle bir sistem var. Düşün ki Türkiye'de ilk kez yapılan bir şey var. Bu herkese ulaşsın. Benim amacım o. Yoksa şu an bu söylediğim tutarlar, inanın başka kurumların bir aylık eğitim tutarları. Caner Hocam, eğer bugün kayıt olursan sözüm söz. Bak, Nur Hoca yazdı, bugün kayıt olacağım 6500. Sen de eğer bugün kayıt olursan 9000 liraya A artı B'yi vereceğim. Cidden zararın artık. Kartla, kredi kartına taksitle ya da peşin ödeme olarak yapabilirsiniz. Mert'ciğim, YKS'de sana yardımcı olurum ama bana mesaj atman lazım. Bu özelde konuşulacak bir konu. Depremden etkilendiğini söyledin. Çok geçmiş olsun. Şimdi sistem yöneticimden rica ediyorum, İyice her şey karışmasın diye. Evet, sistem yöneticim yeniden linki atabilir mi bize? Ha, atmış zaten. Arkadaşlar, bütün bu söylediğim her şey üzülerek söylüyorum ama bu linke tıklayarak sahip olacaksınız. Linke tıklamadan ben sizi ne tanıyabilirim, ne seminere girip girmediğinizi ayırt edebilirim. Bu linke tıklayın. Hatlar meşguldür, yoğundur. Linke tıklayın, akşam 7'ye kadar bu söylediğim indirimin üstüne iç indirim. Caner Hocama 9000, Nur Hocama 6500, bir de Mert var, ona da özel bir indirim uygulayacağım. Bugün kayıt olursanız aynı istediğiniz tutarlara vereceğim arkadaşlar. Normalde indirimli tutar da yarın 7'ye kadar geçerli. Hayır Hümeyra, aylık değil, yıllık bu. Yıllık. Nur Hocam, WhatsApp'tan ya, seni öğrenci koçum arayacak zaten. Ben seninle ilgili bilgi vereceğim. Diyeceğim, bu öğrencimize bu tutardan yardımcı ol, o direkt senin kaydını alacak. Yıllık, aynen öyle. Var mı farklı sorularınız? Bence geç kalmadan mesaj atın arkadaşlar. Dediğim gibi linke tıklamadan indiriminiz geçerli olmayacak. Çok teşekkür ediyorum. Hayır Mert'ciğim, ben senin durumunu öğrenci koçuma ileteceğim. Özel öğrenci koçumla görüştüreceğim. Efendim Eslem'ciğim, sınava kadar, Mayıs'a kadar değil. Sınav ne zamansa sınava kadar. Tuğba'cığım, evet sen kayıtlısın. Çok güzel. Sınava kadar arkadaşlar, bu tutarları bir kere ödüyorsunuz. Sınava kadar başka hiçbir ücret yok. Anlaştık mı? Eğer sorularınız yoksa ben hemen öğrenci koçlarımın yanına gidiyorum. Burada birkaç isimle alakalı, onlara özel olarak bilgi vereceğim. Linke tıklayan herkesi de akşam 7'ye kadar arayacağız arkadaşlar. Öyle mi Rümeysa'cığım? Ha sen, Rümeysa sensin. Selamlar. Sonay Hocam, KPSS A'da indirim yaptık. 9000'e kadar çektik Caner Hocam sayesinde. Bak Caner Hocam, eğer 9000'e beni çektirdin, kayıt olmazsan külahları değişiriz. 9000 A grubu artı B grubu. Sadece alan mı? Sonay Hocam, normalde sadece alan 8000 lira, yani 7999 lira. Ben sana sadece alanda 6500 liradan eğer bugün kayıt olursan yardımcı olurum. Mert'ciğim yaz, WhatsApp'tan yaz.
Eslemcim, zaten hani deneme sınavlarında sesli bir çözüm yok. Hani senin görme engelin var biliyorum ama hocalar sistemde işte ona ya açıldı. Arkadaşlar A grubu öğrencileri için söylüyorum bunu. 2024 eğitimleriyle başlayacaksınız diyemem. Şimdi açacağım yerde 2024'ün hocaları var. 25'te aynı öğretmenlerle de devam edebiliriz. Kadromuza yeni isimler de eklenebilir. Ama hocaların kalitesini görmeniz için arkadaşlar. Şöyle örnek birkaç tane. Hadi bakalım. Dün taleple alakalı ne yaptık? Konuşmuştuk. Var. Bununla ilgili ne birkaç laf etmiştik. Şimdi ne yapacağız? Devam edeceğiz. Evet. Zaten Ulaş Hoca'yı tanımayan herhalde yoktur arkadaşlar. Buradan kendi branşınızın örnek derslerine bakabilirsiniz. Sadece alan mı istiyorsun Caner Hocam? Sonay Hocam ve Caner Hocam, sadece alan istiyorsanız ikiniz de bugün kayıt olursanız 6500 TL. Daha altına düşemem. Çünkü 8000 lira zaten paket. Arkadaşlar bunlar erken kayıt tutarları. Hümeyra'cığım, bu bahsettiğim sistem KPSS lise için yok. O çok az bir süre kaldı. WhatsApp'tan yaz, seni bilgilendirsinler. Dediğim gibi bu seminer 25 semineri olduğu için 24 için bilgi vermedim ben şu an. O zaman anlaştık arkadaşlar. Linke umarım tıklamışsınızdır. Vallahi tıklamadıysanız da sizin adınıza üzülürüm açıkçası. Biz kayıt olan öğrencilerimizle hemen başlayacağız arkadaşlar. Eğer farklı sorularınız yoksa ben kaçar. Kaçayım gideyim ki öğrenci koçlarıma sizin isimlerinizi vereyim. Bu öğrenciye bunu söyledim, bunu söyledim diyeyim. Direkt aradıklarında kayıtlarınızı alsınlar. Anlaştık mı? O halde arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Mert'cim o linke tıklayacaksın. Ben bilgi vereceğim onlara, seni arayan kişilere. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Maalesef Eslem'cim sesli soru çözdürme imkanımız yok görme engelliler için. Kendinize o halde çok iyi bakın kıymetli 2025 sayfam. Eğer zaten kayıt olursanız birlikte bir süreci ilerleteceğiz inşallah. Kayıtlı öğrenci seminerlerini de benimle yapacaksınız. Rehberlik görüşmelerini de ara ara yapacağız zaten. Kendinize çok iyi bakınız arkadaşlar. Hepinize kucak dolu sevgiler, saygılar ve kalpler gönderiyorum. Görüşmek üzere. İyi akşamlar arkadaşlar. Hoşça kalın. Nur Hocam, sana yardımcı olacağım. Görüşürüz. Rümeysa'cığım, WhatsApp grubu canlı dersler başladığında açılacak. Şu an yok. İlyas'cığım, yardımcı olurum. Yaz. Bunları bana WhatsApp'tan yazın. Görüşürüz arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın. Hoşça kalın. Dostça kalın ama en önemlisi esen kalın arkadaşlar.